Türkiye bir seçime gidiyor ve 14 Mayıs umuyoruz ki Türkiye'nin yeniden inşa edilebileceği, özgürlüklerin, barışın, adaletin, insanca yaşayabilme koşullarının, tüm canlıların yaşam hakkının korunabildiği bir yeni yüzyıl yaratabileceğimiz mücadelenin dönemi olsun. Bu 1 Mayıs aslında bizim haklarımızı yeniden ayağa kalkıp dile getirme ve 14 Mayıs'ta da bu ülkeyi yeniden kuracak bir iradeyi var etme anlamına taşıyor. Şöyle tabii var olan her durum, yapılan her eylem aslında birbirini etkiler ve pekiştirir. Emekçilerin kararlılığı, haklarını almak için, barış içinde bir arada yaşama iradesi, özgürlük iradesi, emeklerinin sömürülmemesine dönük mücadelesi kaçınılmaz olarak 14 Mayıs'ta yapacağımız seçimleri de etkileyecektir. 14 Mayıs'ta seçime gidiyor olmamız da bu 1 Mayıs'ı etkiliyor tabii ki. Bizim irademizi en görünür haliyle Türkiye'nin tamamına yayma sorumluluğumuz var. 21 yıldır baktığımızda bu tabloya işçi emekçiler AKP iktidarından gördüğü kadar hiçbir iktidardan da bu denli saldırı görmemişti. Bu kadar denli hak kaybına sebep olacak bir iktidar görmemişti. Ama buna da yine AKP iktidarını önce sınıf hareketinin mücadelesine bağlıyoruz. Ve bizlerin de kurtuluş mücadelesinin, işçi emekçilerin birleşmesinde, bütün halkların emek anlamında birleşmesi, mücadele etmesi, örgütlenmesinde görüyoruz. Yani işçilerin hangi siyasete nasıl bakması gerektiği ile ilgili değil de kendi siyasetini, sınıf siyasetini geliştirmesi için aslında mücadele verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.